Merhaba sevgili arkadaşlar. SolidWorks Katya, SolidWorks Part Design'da çizimlerimize devam ediyoruz. Yeni bir dosya açıyorum. Part ve Part diyorum. Sketch ikonumuzu tıkladık. Tekrardan sekmesinden Sketch ikonumuzu tıklıyoruz. Right bileğimi seçtim. Şimdi Circle'ıma tıklıyorum. İki tane çember çizeceğim. Çemberlerden bir tanesinin çapı kaç milimetreymiş? 44 milimetre. İkinci çemberimin çapı ise 34 milimetre. 34 milimetre. Evet, bunu da sağladım. Bunu yaptıktan sonra bakın burada 32 milimetre iki eksen arasında 9 milimetre şurada var. 41 milimetre. Ben şöyle bir şey yapacağım. Line'ıma geldim. Buradan itibaren bir çizgi çiziyorum. Bu çizgim yaklaşık olarak 41 milimetre. Yaklaşık olarak değil kesin. Burası 41 milimetre olacak. 41. Yani şuradan şuraya kadar olan kısım 41. Şimdi offsetleme işlemini gerçekleştireceğim. Offset'imi tıklıyorum. 1.5 yapıyorum. 1.5 diyorum. Diyorum ki bidirectional. Bunu hem sağdan hem de sol taraftan 1.5 giderek ne yap? Şu kalınlıkta ne yapalım? Daha sonra tekrar bir offset'e geliyorum. Offset'e geldim. Bu sefer ise ne yapacağız? 6.5 yapacağız. 6.5 geldik. Şuradan itibaren şu fazlalıkları da buraya aldık. Şimdi sevgili arkadaşlar bu çizgimi ben eksen çizgisine dönüştürüyorum. Hiç silmeyle uğraşmam. Evet. Sonra line komutunu kullanarak şuradakilerini ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Aynı şekilde bu çizgiyle de bu çizgiyi birleştirdim. Evet. Şimdi ise trim komutunu kullanarak şuradaki fazlalıklardan kurtulacağım. Fazla. Evet. Zaten fazla. Şimdi büyütüyorum. Şu ortada boşaltalım. Evet. Bakıyorum. Şuraları da silinmesi lazım. Evet. Ve şuraları silinmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık olarak şu şekilde oluşturduk. Şimdi Exit Sketch diyorum. Features. Extruded Pose. Buradan midplane diyorum. Şimdi bakıyorum. 18 milimetreymiş. Bunu şöyle seçiyorum. Ve burayı 18 milimetre yapıyorum. Evet. Okey. 18 milimetreyi oluşturduktan sonra hayır şu şekli çizememişim. Şey seçememişim. Yeniden şey yapalım. Hayır burayı seçmedik. Yani şuradaki fazla kısmı silmemişiz. Gördüğünüz gibi hemen şey yapalım. Şuradan ne yapalım? Yeniden edit yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi şuradaki fazlalığı silmemişiz. Hemen siliyoruz. Şeklimiz düzelecek. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Exit Sketch diyoruz. O kendi kendine update edecek zaten. Evet. Şeklimi oluşturdum. Şimdi ise Fillet komutunu kullanıyorum. Ne demiştik? 9 mm. Şurayı seçtim. Şimdi şuradan, şu kenardan, aynı şekilde şu kenardan ve şu kenardan seçerek yuvarlatmalarımı yaptım. Çok güzel. Şimdi ortasında bir şeyimiz var. Deliğimiz var. Deliklerimizi ben 6'şer milimetre kabul ediyorum. 6 milimetre kabul ettim. Sketch. Yoksa normalde 3-8'e bakmamız lazım. Ben değil. Ben 6 milimetre yapıyorum. Çapını 6 milimetreye ayarlıyorum. Bir tane çember. Sonra bu çember ile diyorum ki bu yay ile bu yay seçemedim mi? Hayır. Çok enteresan. Bir saniye. Evet.
Şimdi şöyle yapıyoruz. Kontrol tuşuyla birlikte bu ikiyi seçtim. Konsantrik dediğim eşekseni olsun. Bunu sağladık. Axis Sketch diyorum. İzometriye geldim. Features. Extrude Cut. Boydan boya ne yapacağım? Delikleme işlemini gerçekleştireceğim. Geldim. Blind Teal. True All dedim. Ve delikleme işlemini gerçekleştirdim. Bu bir. Şimdi ise şunu yapacağız. Right plane'imi seçeceğim. Sağ tuş. Sketch'e giriyorum. Tekrar sketch yapıyorum. Bir tane şey çizeceğim. Şuradaki şeklimi çizeceğim. Şöyle L gibi. O şeklimi çizdikten sonra şey oluşturacağım. Şöyle yani. İlk önce şeklimi bir oluşturayım. Evet. Ölçülerine giriyorum. Şurası 27 milimetreymiş. Bu doğrusu. İlk önce şu şeylerden yapayım ki burası 13 milimetre. Tamam. Sonra şurayı yazayım. Burası 6 milimetre. Şekil karışmasın diye ilk öyle yaptım. Burası 6 milimetre. Evet. Şimdi ölçülerimizi girdiğimiz zaman çift tıklıyorum. Kaçmış? 13'müş. Kendisi otomatikman şey yapacak. Şeklimizi bozmayacak. Ve şuradaki yüksekliğe bakıyorum. 27'ymiş. Burası da 27. Evet. Okey dedim. Şimdi şeklimizi çizdikten sonra ben bu şeklimi aşağı doğru çekiyorum. Şöyle bir rastgele şey yapacağım. Diyeceğim ki bir ölçülendirme yapmak istiyorum. Axis'ı seçtim. Center line'ımı seçtim. Diyeceğim ki bunun merkezinden şuraya kadar 43 milimetre olsun. Geldim. 43 milimetreyi çizdim. Okey diyorum. Sonra da şu noktayla evet, inşallah seçersen evet şu noktayı şey yapacağım. Çakıştıracağım. Bunu çektik. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra Sketch'ten çıktık. İzometriye geldim. Features. Extrude. Pause diyorum. Evet. Şeklimi seçtim. Ne yapıyoruz? Blind değil. Mid plane diyorum. Şimdi tüm şeklime bakıyorum. 52. 52'yi ayarladım. Evet. Ve okey diyorum. Çok güzel. Şeklimi oluşturdu. Şimdi yine right plane'de çizim yapacağım. Sketch'e gireceğim. Tekrar sketch'e gireceğim. Şöyle olacak. Uç noktayla şöyle rastgele çizdim. Çizdim. Diyeceğim ki şurayı da seçmem lazım. Seçtim. Convert dedim. Dönüştürdüm. Çok güzel. Şimdi diyor ki bu nokta çemberle çakışsın. Kursunuzu yaptım. Çok güzel. Sonra diyeceğim ki bu çizgiyle ya seçebilirsek inşallah. Evet. Bu çember teğet olsun diyeceğim. Teğetli saldım. Çok güzel. Şimdi çizgi daha çizeceğim. Uç noktasından yakalayacağım. Şöyle yapacağım. Evet. Daha sonra diyeceğim ki uç noktayla çember ne yapsın? Konjonant olsun. Sonra da kontrol tuşuna basılı tutarak bu çizgiyle çember birbirine teğet olsun diyeceğiz. Teğetliğini sağlayacağız. Okey. Bitmedi daha. Sonra şuradan bir çizgimizi seçiyoruz. Convert diyoruz. Bunu da seçtik. Şimdi ise fazlalıktan kurtulacağız. Neresi fazlalığımız? Tabii ki şuradaki kısmımız. Evet. Şimdi Axis Sketch diyorum. İzometriye giriyorum. Features. Extrude Pose dedim. Blind. Midplane. Şimdi ise 8 diyorum. Evet. Şeklimi seçeyim. Evet. Bakın döndürüyorum. Tam ortasından 8 milimetre. Okey.
Evet. Şimdi ise ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Şuradaki düzlemi seçerek şu iki taraftaki ne yapacağız? Delikleri deleceğiz. Evet. Normal tool. Sketch'e giriyorum. Tekrar sketch diyorum. İki tane çember çizeceğim. Bir tanesi isterseniz demiştik. Burası da çapını 6 mm ayarlıyorum. Evet. 6 mm. Şimdi tabandan itibaren yüksekliğimizin merkezimizin şu tabandan itibaren yüksekliği 12 mm. 12 mm. İki eksen arasındaki mesafemiz zaten burada yazıyormuş. Özür dilerim. 9. Kenardan şuraya kadar olan mesafemiz de 9'muş. Evet. Hexa sketch yapıyorum. İzometrik. Geçiyoruz. Extrude cut diyorum. Ve delikten işlem yapacağım. True diyeyim. Evet. True dersek şöyle bir hata yaptık. Yok. Evet. Şey olmadığı için hata değil. Delikten işlemi gerçekleştirdik. Peki başka? Başkası şu. Bunu da karşı tarafına atacağız. Mirror komutuyla çoğaltacağız. Ürün ağacından cut extrude to seç. Mirror ikonunu tıkla. Şimdi ise sevgili arkadaşlar temel düzlemlerimizden right plane'i seç ve okeyle. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar şeklimizi çizdik. Çok rahat bir şekilde ne yaptık? Offsetleme yaptık sketch'ten. Fillet tarafımızı kullandık. Extrude Boss kullandık. Ve Extrude Cut komutlarını kullanarak çizimimizi gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.